arkadaşlar selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümün sonundayız. Fark atıyorum. Testindeyiz arkadaşlarım. 4 soruluk biraz da baba olan sorulardan şimdi size bir test çözeceğim. Hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız dersimize ve sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Şimdi gençler ilk sorumuza baktığımız zaman şöyle bir şey var. 25 kareden oluşan yukarıdaki tablo her kareye 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarından biri yazılarak aşağıdaki kurala göre doldurulacak. Her satır ve her sütunda kümenin elemanları bir kez kullanılacak arkadaşlarım. Yani sudoku gibi her satırda ve her sütunda bu 1, 2, 3, 4, 5'ten her birinden birer tane olacak. Her hücrenin içine yazılan sayılara hücrenin sol üst köşesindeki işlem uygulanarak, mesela burada bir işlem var arkadaşlarım. Hücrenin sağ alt köşesindeki çeyrek daire içerisindeki bulunan değer elde edilmelidir. Bakın burada da bir değer var. Şimdi hücre demiş ya. Hücre mesela şu arkadaşlar. Şu. 4 ile bir sayıya bir işlem uygulayacağız. O işlem bölüm işlemi. 4 bölü 2 veya 8 bölü 4'ten 2 elde edebiliriz değil mi? Ve 8'i yazamadığımıza göre, çünkü 8 yok kümede, buraya mesela 2 yazacakmışız. 4 bölü 2'den 2 geldi gibi. Daha sonrasında ise bir parantez içinde bir açıklama var. İşlemler soldan sağa uygulanmak zorunda değil arkadaşlar. Buna göre A artı B artı C toplamı soruluyor. Bakın A şuradaki, B bu arkadaşlar. C'de nerede C? C'yi göremiyorum. C'de şurada. Bunların toplamı bize sorulmuş. Şimdi gelin bakalım beraber. Şimdi çarpım sonucunda 5'i elde edeceksek biliyorsunuz ki 5 asal bir sayıdır. Dolayısıyla 3 tane sayı 1, 2, 3'ünün çarpımı 5 olacak. Demek ki bunlar 1 çarpı 1 çarpı 5'ten 5 olmak zorundalar. Şimdi ben 5'i buraya yazamam. Neden? Çünkü bu satırda zaten hali hazırda 5 kullanılmış. Dolayısıyla 5'i yukarı yazmam gerekiyor. Şunlardan birine yazmam gerekiyor. Ve sevgili arkadaşlar, varsayalım ki 5'i biz şuraya yazdık. Dolayısıyla da bunlara 1 ve 1 yazmak zorundayız artık. Ve gördüğünüz üzere 1, 2, 4, 5 ne yok? 3 yok. Demek ki bu A dediğimiz şey 3'müş. Şimdi A'yı biz 3 olarak bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şuraya geçelim. Bu şu 4 tanesinin, bakın şuradaki 4 tanesinin toplamı 12'ymiş. 3, 2 daha 5 yapar. 4 daha 9. Demek ki buraya da ne kalıyor? 3 kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 zaten toplamının bunların her birinde birer tane olduğunu da görüyoruz. Peki şimdi devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Bakın 5 var. Çıkarma işlemi var. 1 var. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalabilir. Ya da 5'ten 4 çıkarsa 1 kalabilir. Ama zaten 6 olmadığı için buraya mecburen 4'ümüzü yazacağız. Burası 4. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz diye onlara bakalım. Şimdi çarpımları 20 olan 3 tane sayı. Bir tanesi de 2 bunların. Demek ki diğer ikisinin çarpımı 10 olacak. Bunun için 2 ve 5'e ihtiyacımız var. O halde mecburi olarak burası 5'tir. Çünkü 2'yi yazamam aynı sütuna. Burası da 2'dir. 2, 3, 4, 5 demek ki şurası 1 olacak arkadaşlar. Daha sonrasında başka ne yapılabilir diye şöyle bir bakıyorum. Göz gezdiriyorum. Tamam. Bölümleri 3 olacakmış bakın. Demek ki burası 3 ve 1. Ki mecburen zaten 3 ve 1 olacak. Bu satırda 3 ve 1 kullanılmış. 1 buraya gelemez. Burası mecburen 3. Burası da mecburen 1. Yani B'yi 1 bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir tek C kaldı. Toplamları 14 olacak şekilde diyor. Bakın 1, 2 ve 4 yok burada bakın. 2 ve 4 yok. Yani şu ikisi 2 veya 4. Yani C ya 2 ya 4, ama C 2 olamaz. Mecburen 4 olacak. Şurası 2. Neden 2 olursa? Çünkü yanında hemen 2 var, olmaz. Demek ki C'de kaçmış? 4'müş. Bunların toplamı sorulmuş. Şu 4 zaten. Bu da 4. Toplamı ne yapar? 8 yapar. Cevabımız Bursa'ydı. Devam ediyorum gençler. İkinci sorumla. Turuncu, yeşil ve beyaz renkler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmış. Bu süslemede toplam 216 beyaz kare kullanılmış. Buna göre bu süslemedeki turuncu kare sayısının yeşil kare sayısına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, bu süslemede ben ilk olarak sizden şunu rica ediyorum. Şu kısmı görmeyin arkadaşlar. Tamam. Bu kısımda 2 tane beyaz ve 1 tane yeşili görmezden geliyoruz.
216 beyaz kare kullanılmıştı ya hani, ikisini görmezden geliyorsam 214 beyaz kare kullanıldığını düşünelim. Ve dikkat edin arkadaşlarım, dikkat edin. Şu şekilde ikişerli ikişerli ayırdığımız takdirde buralarda ikişer tane beyazın olduğunu da görün. 2 tane beyaz, 3 tane yeşil, 1 tane sarı var bu şekilde ikişerli ikişerli ayrıldığı zaman. Ve son olarak da zaten şuradan ayrıldığını da görüyorsunuz. Şimdi sondakini atmamın sebebini anladınız değil mi? İkişerli ikişerli ayrılabilmesi için yaptım bunu. Arkadaşlar 214 tane beyaz varsa her birinde ikişer tane, bak gördünüz. 2'ye böldünüz, ne geldi? 107. 107 ne demek? Bu şekilde ikişerli ikişerli ayırdıklarımızdan 107 tane var. Her birinde 3'er tane yeşil olduğuna göre ben bunu 3 ile çarparım. 3 kere 107 321 yapar. Bu kadar yeşil vardır derim. Bir tane de yeşil burada vardı. 322 tane yeşil oldu. Bu süslemedeki turuncu kare sayısının yeşil kare sayısına oranı sorulduğu için paydaya 322 yazmışım. Turuncuları bulacağım. 107 tane şu bölmelerden varsa ve her birinde birer tane turuncu varsa 107 kere 1'den de 107 gelir. Cevabımız 107/322 olur. Cevap Edirne'ydi arkadaşlar. Ve devam ediyorum bir diğer sorumla. Çok güzel bir soru. Tik atın. Belki karşınıza böyle bir soru çıkabilir. Neden olmasın? Şekildeki sayılar o satırın ya da o sütunun numarasıdır. Tablodaki her hücreye tam kısmı o hücrenin satır, ondalık kısmı ise o hücrenin sütun numarası olan bir ondalık sayı yazılacaktır. Örneğin pembe renkli hücreye 1.3 yazılacaktır. Bakın 1.3 yazılacakmış. Peki yazma işlemi gerçekleştiğinde herhangi bir hücreye yazılan sayı x, örnek veriyorum şuraya x yazılmış. Bu hücrenin bir satır aşağı ve bir satır sağındaki, yani bir satır aşağı bir satır sağ, yani şuraya da arkadaşlarım y yazılıyormuş. Xy eksi x kare eşittir 5,17 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi burada benim aklıma ilk gelen şey şu oldu. Acaba y x'ten ne kadar fazla? Y'den x çıkarsa arkadaşlarım bir satır aşağı düştüğü için 0.1 fazladır. Pardon 1 fazladır. Bir tane de bu tarafa gitti işte. 0.1 daha fazladır. Yani 1.1 daha fazla olur. O halde ben y gördüğüm yere x artı 1.1 yazabilirim. Hadi yazalım. x çarpı x artı 1,1 eksi x kare eşittir 5,17 dedik mi? Bunu dedikten sonra içeri dağıtıyorum x'i. X kare artı 1,1 çarpı x eksi x kare eşittir 5,17 oldu mu? Eksi x kare artı x kare gitti. 1,1 çarpı x eşittir 5,17. Ya da 110 çarpı x eşittir 517 derim ben bu sayıya. 100 de genişlettim. Tamam. X'i bulmak için ne yaparım ben? Şunu yaparım. 517'yi 110'a bölerim. Kaç defa var? 4. 4 kere 110 440 yapar. Çıkardım. 77 geldi. Bir sıfır ekledim. Bir virgül koydum. Kaç defa var? 7. 7 kere 110 770 yapar. Farkı da sıfırdır. Tam bölündü. Yani tam bölündü derken kalan sıfır çıktı. 4.7'ymiş x'imiz. O zaman y kaçtır? 1.1 fazlaydı. O da 5.8'dir. Bana diyor ki x ile y'yi toplaydı. Toplayalım o zaman. 7, 8 daha 5 elde 1. Bir de şu şekilde 4, 5 daha 9 elde de 1 vardı. 10.5 yapar. Cevabımız da Denizli seçeneği olmuş olur böylelikle. Ve son sorumuz. Değeri, şu kısmı da silelim de çözülecek yerlerimiz olsun. Değeri a'ya eşit olan rasyonel sayıların kümesi şu şekilde, A üssü diyelim buna biz artık. A çizgi de diyebiliriz. A çizgi ile gösterilir. Örneğin 2/3 çizgi ne demekmiş? 2/3 işte 2 ile genişlet 4/6, 3 ile genişlet 6/9 gibi. X ve Y sayıları arkadaşlarım 1/2 ile neymiş? Eşitmiş. 1/2'ye eşit diyelim biz buna. X eşittir 1/2 diyeceğim. Y eşittir 1/2 diyeceğim. Hadi bakalım. AX artı B sayısı Y artı 1'e eşdeğermiş. Y artı 1 demek 1/2 artı 1 demek. Yani 3/2 demek arkadaşlar. Tamam. Y eksi 1 dediğimiz şey de o zaman eksi 1/2. Çünkü 1/2'den 1 çıkarıyoruz. Güzel. Şimdi B sayısı eksi 1/2'ye eşdeğerse B eşittir eksi 1/2 diyebilirim artık ben. Tamam. Bu cepte. Bir tek A'yı bulmak kaldı geriye. Şimdi A çarpı
X neydi arkadaşlarım? 1 bölü 2. O zaman A bölü 2 diyorum ben buna. Artı B'de eksi 1 bölü 2 idi. Eşittir Y artı 1. Y artı 1 neydi? 3 bölü 2 idi. Şimdi bakın A bölü 2. Şu eksi 1 bölü 2'yi karşıya atarsam ben 4 bölü 2'den 2 gelir. A buradan kaç gelir arkadaşlar? 4. A'yı 4 buldum. B'yi de eksi 1 bölü 2 buldum. A 4, bu da eksi 1 bölü 2 ise çarparsanız eksi 2 gelir ve doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olur gençler. Evet, şuradan da anlayacağınız üzere ikinci bölüme, yani birinci dereceden denklemler, basit eşitsizlikler ve sıralama ve mutlak değer konularına geçeceğiz arkadaşlar bir diğer videomuzda. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.